Analist bu iki altcoin'in sıçrama potansiyeli yüksek diyor. Buraya bir bakmaya çalışacağız ve neymiş ne değilmiş diye üstünde duracağız. Şöyle gördüğümüz zaman bir XRP'yi bir de BNB'yi gösteriyor. Yani bu short squeeze muhabbeti aşırı derecede konuşuluyor tabii son zamanlarda. Bakın bununla alakalı da defalarca konuştuk. Normalde böyle işte short squeeze geliyor falan tarzında açıklamalar piyasada böyle aşırı sık değildir yani biliyorsunuz. Ama son vakitlerde bu olabildiğince arttı. Yani neredeyse her altcoin için bir aha işte short squeeze geliyor, short squeeze geliyor tarzında açıklamalar olduğunu görebiliyoruz. Bu konuyla alakalı ilk videoda mesela şimdiye kadar Short Squeeze geliyor adı altında. Neleri inceledik? Dogecoin'i inceledik. AVAX'ı ve Sol'u inceledik. Yani bu iddiayla. Doğruydu bu arada. Yanlış değildi. Atom'u inceledik. Şimdi daha önce yine XRP'yi de inceledik. Farklı altcoin'leri de inceledik. Yani Short Squeeze beklentisiyle Near falan filan. Bununla alakalı daha Doge üzerine konuştuğumda şunu söyledim. Yani zaten şu anda piyasada short squeeze görünme ihtimali gitgide daha fazla artıyor. Bunu bir kere iyi bir şekilde anlamak gerekecektir. Çünkü altcoin'lerin genelinde bu var. Maalesef belli bir shortlama etabında bulunduğunu piyasanın evet anlamak gerekecektir. Bundan kaynaklı olarak da short squeeze ihtimali de gitgide daha fazla artıyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Tabii short squeeze dediğimiz olay mevcut kripto paranın daha doğrusu herhangi bir kripto paranın şeklinde ifade edelim. Yüksek shortlamadan kaynaklı olarak shortlama oranlarının yüksekliği belli bir noktadan sonra fiyatların yükselişiyle şortların patlaması ve bu şort sıkışması dediğimiz olaydan kaynaklı olarak ekstradan bu fiyatların patlaması anlamına geliyor. Yükseliş babında bir patlamadan söz ediyoruz bu arada tabii ki burada. Evet, bu şekilde ve burada saydıklarımızda da gerçekten bir short squeeze yani bir short sıkışması dediğimiz bir olay ihtimali yer almaktadır. Bunu da tekrardan açıklamış olalım. Ya durum bu şekilde. Altcoin'lerden BTC'ye ETF kaynaklı olarak geçişler bunu olabildiğince artırdı. Evet. ETF'lerin altcoin'leri ciddi şekilde hırpaladığını biliyoruz. Bugün ben şu an bu videoyu çekerken ETF'ler onaylanmadı. Siz bunu izlerken muhtemelen yani bence onaylanmış olacaktır. Bu da dominansı korkunç artırabilecek bir unsurdur. Ama süreç belli ise tabii bir yerden başlamak lazım. Önce BTC tarafında sert güçlü yükselişler. Belli bir seviyeden sonra altcoin'lere tekrardan fon dağılımı işte bu short squeeze ile birlikte fiyatların ciddi yükselişi anlamına gelebilir. Evet, bunu da söyleyelim. Yani gün içerisinde sonuçta 10 Ocak tarihi son tarih diyoruz. Bakalım. Yani bu her an gelebilir. Her an potansiyel bir şeydir yani. Gün bitiminden önce her an gelebilir. Durum budur. Evet. ETF onaylandığında ben bunu Shorts bölümünden duyuracağım. İkinci olarak burada adı geçen olası bir short squeeze meselesi tabii daha çok fonlar akmaya başladığında olacaktır. BTC ile birlikte altcoin'ler yine yükselir. Burada adı geçenler BNB ile XRP'di ama tam bir fon dağılımı olmadan yine kesin kes bir yükseliş süreci başlamaz. Ama short squeeze'in olması için evet, altcoin'lere bir fon dağılımı lazım. Onun da günler sürecek olan bir ETF kaynaklı yükseliş sürecinin ardından
artık belli noktada BTC bir akümülasyona geçecek ki öyle bu fon dağılımı ancak gerçekleşecek. Ki bundan en iyi etkilenecek altcoin'lerden bir tanesi de bence burada adı geçen XRP. Zaten SEC'le olan muhabbetlerini biliyorsunuz. SEC'le Ripple'ın aralarında bu yaşanan mahkeme süreci vesaire. Zaten ETF onaylandığı takdirde XRP'nin bunu kişisel algılamasına sebebiyet verecektir. XRP'den de aynı şekilde ilerleyen süreçte XRP üzerine de bir spot ETF başvurusu yapılması beklentisi önemli. Bir de olası bir short squeeze'in XRP'nin likiditesi en yüksek 3. kripto para olduğunu da hatırlarsak tabii fiyatlarında ciddi artış ihtimali söz konusu olacaktır. Bunu da hatırlayalım. XRP sağlam bir altcoin'dir. Yükselmiyor, işte gitmiyor, cart curt bilmem ne tarzında yorumlar alabilecek olsa da gerçekten de XRP'nin tıpkı Da Vinci Jerem'in de söylediği gibi 1,32 dolar gibi fiyatlara yükselişi an meselesi olacaktır. XRP geç açılsa da açığı kapatması kısa sürer, kısa. Bu hafta 4.000 dolarlık Bitcoin rallisiyle başladı. BTC 8 Ocak'taki en düşük fiyattan en yüksek fiyata kadar %10 kazanç sağladı. Aşırı performans göstererek kapitalizasyon hakimiyetini %54'ün üzerine çıkaran lideri takip etti. Bununla birlikte bazıları boğa rallisinde geri kaldı. Bunlar hala short pozisyonların hakimiyetinde ve kalan likidite yukarı doğru. Kripto analisti Vinicius Barbosa'ya göre bu yüksek fiyatlı likidite havuzları piyasa yapıcıların hedefi haline gelebilir. Analist short squeeze potansiyeli yüksek iki altcoin paylaşıyor. XRP, vallahi XRP 10 numara 5 yıldızdır. Ama BNB'yi at çöpe gitsin. İlla ki yükseliş yapar ya. İlla ki ama ben BNB'den yana hareket etmem. Bunda sebeplerini daha önce de defalarca anlattım. Ben Binance gibi küçülen, düşüşte olan, bu noktada sürekli olumsuzluk içerisinde olan ve bir gün daha da problem yaşayacağını bildiğim, sürekli küçülen, yarını bugününden daha kötü olan bir borsanın main coin'ini yani almam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.